Sevgili izleyenler, bu haftaki konuğumuz Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş buldum. Marmara bölgesindeki Balıkesir ilinin en güzel ilçelerinden biri olan Erdek, Bandırma'nın gözbebeği. Erdek denilince Bandırma, Bandırma denilince Erdek akla gelir ve iki ayrılmaz kardeş ilçedir. Bundan dolayı programımıza katıldığınız için teşekkür ederim tekrar. Siz davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Her ne kadar sizi tanıyan hemşehrilerimiz olsa da başkanı biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Erdek doğumluyum. İki kızım, dört tane torunum var. 28 yıl Erdek Belediyesi'nde meclis üyeliği ve encümen üyeliği yaptım. Son 30 Haziran 2021 tarihinde belediye başkanının görevden alındıktan sonra mazbatası iptal olunca meclis üyeliği arasında belediye başkanı olarak seçildim ve şu anda 16 aydan beri bu görevi icra ediyorum. Bildiğiniz üzere programımızda takipçilerimizden gelen birbirinden farklı soruları fanusun içine koyuyoruz başkanım. Evet. Gelen konuklarımız da bu soruları oradan çekiyor. Hazırsanız başlayalım. Tabii ki. Buyurun. Mevcut başkanın görevden alınmasından sonra Parti yönetimi meclis üyeleri içerisinden neden sizi başkan adayı olarak gösterdi? Şimdi başkanımız esasında görevden aldıktan sonra biz belediyede bir başkan vekili seçildi. Bir buçuk yıl başkan vekili görev yaptı. Bu arada başkanın mazbatası iptal olduktan sonra yasa gereği meclis üyeleri içinden belediye başkanı seçmek zorundaydı. Ben de bir yıl öncesinden e, eğer başkanın mazbatası iptal olursa başkanlığa aday olduğumu açıklamıştım zaten. Ve genel merkezde e, benim adımı vererek belediye başkan adayı buran Karışık diye Hüseyin Sarı'ya bildirdi. Çağırdı zaten Ankara'ya çağırdı onu. Ankara'ya çağırınca Hüseyin Sarı da beni oradan aradığında başkan adayı sensin dedi. Meclis üyeleri arkadaşlarım da bana oy vererek belediye başkanı beni seçtiler. Ben de bu 16 aydan beri bu görevi icra ediyorum. Çok güzel. Devam edebiliriz başkanım buyurun. Soru 2. Türkiye'nin en eski turizm şehirlerinden olan Erdek neden bir alaçatı ya da bodrum gibi değil emeklilerin tercih ettiği bir şehir haline geldi? Güzel soru başkanım. Evet herkesin çok merak ettiği bir soru. Yani Erdek turizme Türkiye'de ilk başlayan bir ilçe. Doğasıyla, tarihiyle ve deniziyle, kumuyla güzel bir ilçemiz. Fakat e, Akdeniz ve Ege'nin turizme açılmasından sonra Erdek biraz şeyini kaybetti. Ve Erdek'te sıkıntılı dönemler yaşandı. 20-25 yıldan beri Erdek'te hakikaten yani yatırımlar çok yavaş gitti. Bir kavga siyaseti yürüdü Erdek'te. O da bu sefer devlet yatırımları da gelmedi. Erdek biraz geri kaldı bu konularda. Yatırımlar konusunda, yatırımcının önünü açma konusunda biraz geri kaldığı için Erdek biraz sıkıntılı döneme girdi. Ne zaman toparlanır başkanım peki? Şu anda Erdek'te yoğun bir çalışma var. Erdek'te kanalizasyon altyapı çalışması, artı fiber optik kablo çalışması, arıtma tesisi çalışması ve doğalgaz çalışması var. Bu çalışmaları el birliğinde, Büyükşehir'le beraber, Bandırma Belediyesi, Tolga Başkan'a buradan teşekkür ediyorum. Bizlere çok büyük destek oluyor. Bandırma Belediyesi bizim abi belediyemiz, zaten komşu belediyemiz. Erdek deyince, bandırma bandırma deyince Erdek yazın zaten bandırmalıların hemen hemen bir 30 bini Erdek'te yaşıyor. Onun için Tolga Başkan bize her konuda destek oluyor. Yani Erdek'i bir an önce topar. Geçen yaz mesela Mayıs 15'e kadar Erdek'te her yer tarla gibiydi. Haziran 15'te bütün asfaltlar döküldü. Yollar temizlendi. Büyükşehir'in yolladığı yıkama araçları, Vandırma'nın yolladığı ve personelle birlikte Erdek'i bir ay gibi kısa bir sürede temizledik. Fakat şu anda şeyler devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Daha iki yıl bu çalışmalar sürebilir. Bu çalışmaların devamında Erdiye yeni bir düzenlemeyle ve çeyresini de değiştirerek turizme daha işte yatırımları getirerek yeni esasında Erdek'te oteller de çok eski. Yani 60 yıl oldu oteller yapıldı, oteller yenilenmedi. Burada işletmeciler, otel sahipleri de otellerini yenilemesi lazım. Yeni otellerin olması lazım. Biz yatırımcıların her zaman önünü açmak taraftarıyız. Şu anda otel yapacak bütün yatırımcılara Belediye olarak her konuda destek olmaya ve onlarla birlikte hareket etmeye varız. Yatırımcıları Erdek'e bekliyoruz. Erdek hak ettiği yeri bulması lazım. Evet. Bir soru daha eklemek istiyorum. Doğalgaz altyapı çalışmamız bitti mi? Şu anda doğalgazın tek mahallemiz kaldı. Sahil mahallesi dediğimiz yani Çuğra bölgesinin arka bölgesi ve Çuğra bölgesi kaldı yalnız. Bir ay geçti doğalgaz çalışmaları devam ediyor. Bu da yılbaşından hemen sonra doğalgaz çalışması bitecek. Fakat sahil mahallesinde aynı zamanda kanalizasyon çalışması da var. Fiber optik çalışması da var. Bu çalışmalarda bittiği gibi sahil mahallesinin tüm temizliği, asfaltlanması, kaldırımı yapılarak o bölge tamamen bitmiş olacak. Teşekkür ediyorum başkanım. Devam edebiliriz. Evet yeni bir soru çekelim. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Erdek Ticaret Odası seçimleri için tüccar ve esnafın yapmış olduğu mavi listede farklı siyasi partilere gönül vermiş insanların yanı sıra hiçbir siyasi partiyle bağı olmayan insanların da olması ve birliktelik birliktelik havası esmesi Erdek'te pek alışık olduğumuz bir durum değilken böylesine bir oluşumun nedeni sizce nedir? Erdek halkın istediği, tüccar ve esnafın istediği bir değişim vardı. Bu değişim de sandığa yansıdı. Esasında benim düşüncem siyasi partilerin odalara fazla müdahil olması değil. Ve bunu da e, ilk seçildiğim gibi söyledim. Es mesela şoförler odası ondan sonra esnaf odasında hiçbir müdahalede bulunmadık. Ticaret odasında arkadaşlar yeni bir liste yaptılar. Bu listede de Esnaf ve tüccar arkadaşlar kimi seçeceklerini, kendilerini kimin yönetmesi gerektiğini kendileri bilirler. Kendileri kullandığı oyla yeni bir oluşum oldu. Bazı şeylere bazı esnaf ve tüccarlar dur dedi. Bu da Erdek için hayırlı olur inşallah. İyi hizmetler bekliyoruz yeni seçilen arkadaşlardan. Esnafımız da tüccarımız da bunu bekliyor. Bizler de belediye olarak ticaret odasında el ele de beraber çalışmaya her zaman hazırız. Teşekkürler. Devam edebiliriz. Göreve geldiğiniz andan itibaren Erdek halkının sevgisini ve beğenisini kazandınız. Sizin için elinde sihirli değnek var diyorlar. Doğru mu? Ya kimsenin elinde bir sihirli değnek yok. E, halkımızın bize teveccühü hakkat şu anda e, yüksek. Yani biz seneler 28 seneden beri meclis üyeliği yapmış bir kişiyim. Elimden geldiğince tüm vatandaşların kim olursa olsun, hangi partili olursa olsun ufak tefek işleri düştüğünde yardımcı olmuşumdur. Esnafı bir kişiyiz. Biraz yapımız da yumuşak. Herkesle iyi geçinen bir yapımız var. Halkımız bize teveccüh göstermiş. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sizce Erdek yakın zamanda marinası ve kapalı pazar yeri olan Otel bölgeleri ve sahil bandı düzenlenmiş, yolları düzgün, çöpleri toplanan, tarihi yerleri turistlere açılmış, dışarıdan gelen yatırımcılara kucak açabilen bir şehir olabilecek mi? Şimdi Marina esasında Erdek'in çok büyük bir ihtiyacı. Erdik'te şu anda iki tane yat limanı projesi var. Biri kurbağalı 380 yata yakın, biri de şu andaki mevcut balıkçı barınağının dışında, Menderen dışında 186 yatlık yat limanı projesi onaylı. Fakat bu projeler 2015 yılında e, o günün Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım geldiğinde Erdek'te biz yemek verdik kendisine. 2015 yılında bu sene programı alınacak önümüzde iki yılda ihalesi olacak diye bize söylediler ama. Yok pardon 2007 yılında 15 yıl önce 2007 yılında, 15 yıl önce geldi ama bugüne kadar tabii ki hiçbir şey olmadı. Biraz e, ben bizim siyasilerde suç buluyorum. Yani bir belediye başkanı üst makamlarla kavga ederse o bölgeye hiçbir yatırım gelmez. Şimdi belki eski arkadaşımız, eski belediye başkanı bize darılacak bu sözlerden ama maalesef Erdek'te bir kavga siyaseti yıllarca sürdü. Ve insanlar ayrıştırıldı. Üst e, kamu görevlerine, üst makamlarla, bakanlarla hep takışıldı. Takışılınca da Erdek'e hiçbir yatırım gelmedi. Ben 16 aydan beri tüm e, kamu kurumlarına iyi geçinen, mülayim bir insanım. Ve tüm kamu kurumlarından ne ihtiyacımız varsa hepsini alabiliyoruz şu anda. Mesela Erdek ÖÇK kapsamında Çevre Bakanlığına bağlandı. Bütün her şeyimiz Çevre Bakanlığıyla artık yürüyor. Biz mesela Çevre Bakanlığı'na bağlandığımızdan beri iki sefer konteyner parası aldık. Bağış olarak yani hiçbir bedel karşılığı. Bir tane çöp kamyonu aldım yine yeni geldi daha bir ay önce. Çevre Bakanlığı'ndan hibe olarak 15 metre köplük. Yani taleplerimizi karşılık veriyorlar. Büyük şehirle Yücel Başkan'la iyi geçiniyoruz. Geçinmezsek zaten yani Erdek Belediyesi çok borçlu bir belediye. Yapılan şu andaki altyapı çalışmalarının üst yapısını bile yapabilecek durumda değiliz. Biz bir 14 ay içinde 1350 kamyon asfalt döktük. Bu da bayağı bir sayı. Biz bunun ham maddesini dahi, bütününü dahi alabilecek durumda değiliz. Tamam, altyapı şu anda kanalizasyon altyapısını yapan Büyükşehir baskı yapıyor, üst yapısını da yapmak da onlara ait ama yani birlikte hareket etmezseniz bu işler zamanında bitmiyor. Biz el birliğine Erde'yi bu geçtiğimiz sezonda turizme yetiştirdik, sezona yetiştirdik ve evet altı tane yıkama aracı, 160 kişi hemen hemen bir ay devamlı geldi büyük şehirden bizim araçlarımızla beraber komple Erde'yi de yıkadık ve temizlik sezona da yetiştirdik. Son 15 yılın en güzel sezonu esasında Erdek'te yaşandı. Tüm esnafımız, Tüm halkımız sezondan çok da mutlu oldu, çok da memnun oldu. Herkesin gelirleri güzel, herkes memnun. İnşallah bundan sonra Erdek'te turizm sezonları bir tık daha güzelerek, düzelerek, iyileşerek gidecek. Esnafımız daha iyi para kazanacak. Bir otelcilerden en büyük istediğim otellerin yenilenmesi. Peki başkanım kapalı pazar yeriyle alakalı? Erdek'te şu anda kapalı pazar yeri yok yani kapalı pazar yeri deyince esasında Erdek'te hiçbir şey yok. Bunu açıkça söyleyeyim. Erdek'te en acil ihtiyaçlardan biri olan katlı otopark. Şu anda GDV bölgesinde yapılan imar plan çalışmalarının son noktalarına geldi. Orası bittiğinde otogar GDV'ye gittiği an bizde şu anki mevcut otogarı katlı otopark ve benim düşüncem eğer olursa Katlı otoparkın üst girişinden de bizim şu anki mevcut pazartesi pazarının girişi var. Oradan da en üst katını kapalı pazar yeri yapmayı düşünüyorum eğer olursa. Bunu da düşünüyoruz. Proje eğer uygun olursa en üstünde kapalı pazar yeri yapmayı düşünüyoruz. Peki Roro'nun mevcut olmuş olduğu yerden kalkma durumu var mıdır? Çünkü kötü bir görüntü var. Kamyonların sezonda halkın arasından şehrin içinden geçmesi bir taşınırsa nereye taşınacak? Şimdi Erdeğin iki adet çevre yolu projesi var. Biri Narlıya kadar, biri İlhanlara kadar. Bu çevre yolu eğer hayata geçerse RORO iskeleleri de Narlı veya İlhanlara yapılmayı düşünüyor. Oraya yapıldığı zaman bu RORO gemilerin kalkması gerekiyor. Erdeğin esasında şu anda en büyük sıkıntısı bu RORO gemilerinin Erdeğin şehir içine yanaşması ve bu mermer yüklü işte ağır tonajlı araçların şehir içinden geçerek Hareket etmesi. Bu da yollarımızı da hakikaten hem yollarımızı bozuyor hem içme su hatlarını patlatıyor. Bu da bizde büyük sıkıntı yaratıyor. Şu anda yukarıya e, hepimizin ve AK Parti'nin de bastırdığı şey çevre yolunun bir an önce yapılması. Peki başkanım ben bir soru eklemek istiyorum. Köyleri giderken şehrin içine girmek zorunda kalıyoruz ve bu çok büyük bir trafik sıkıntısı oluyor Erdek'te. Bununla alakalı alternatif bir yol çalışması düşünüyor musunuz? Şu anda e, Erdek şehir için rahatlatacak bir çevre yolu projemiz var zaten. İmar planlarında onaylı. 4300 metre bir yol. Bunun %30'u, kamulaştırılmasının %30'u 18'de çözülebilecek şekilde. Diğer İstimlak bedelleri de 8 milyon 260 bin lira gibi bir para tutuyor. Bunu da Büyükşehir'le oturduk konuştuk Yücel Başkan'la. Hayata geçireceklerini söylediler. Yani Erdeğ'in girişinden total benzin istasyonunun karşısından Ocak-Palata yolundan Ocaklar yoluna bağlanan 4300 metrelik bir tali çevre yolu ayrıca var. Evet. Bunda tabii Erdek Belediyesi'nin imkanları yetersiz oldu. Belediye zaten bunu yapamaz. Karayolları ağına alıp da bunu e, karayollarına yaptırmak, bir an önce hayata geçirmek çok önemli. Biz bu konuda da bayağı girişimlerde bulunuyoruz. İnşallah kısa zamanda başlarlar. Evet. Vatandaşın sorularını bir daha değerlendirelim bakalım. Yenisini çekelim. Erdek'in hak ettiği yerde olmamasının sebebini sizden önceki yerel yönetimlerin başarısız olmasına bağlıyor musunuz? Demin de söylediğim gibi benden önceki yerel yöneticilerin başarısız değil de kavgacı bir siyasetin Erdek'te hakikaten bütün yatırımların önünü kesti bence. Erdek bu hak ettiği yerde değil şu anda. Tabii ki Erdek'in hak ettiği yerde olmasını hepimiz istiyoruz. Bir an önce Erdek'in doğası, denizi, kumu her şeyi çok güzel. Tarihi eserleri çok güzel. Mesela Erdek'te şu anda 2016 yılında Zeytinli Adamız var. Erdek'te biliyorsunuz hemen Çaybaşları'nın önünde. 2016 yılında kazı çalışmaları bitti. Belediye Başkanımız e, Turizm Bakanlığı'ndan oranın öğren yeri olarak kullanması için talepte bulundu. Fakat bu işte siyasi çekişmeler, kavgalar Turizm Bakanlığı öğren yeri olarak kullanmasına müsaade etmemişti. Ben göreve geldikten sonra bu talebi yeniledim. Bu geçtiğimiz yaz başında... Turizm Bakanlığı'ndan öğren yeri olarak kullanılmamıza müsaade ettiler. İzinler geldi. Şu anda Büyükşehir'le birlikte o bölgede proje çalışmasına başlandı. Projeleri çünkü o birinci derecede arkeolojik sit alanı olduğu için Anıtlar Kurulu'nda da o proje onaylanması lazım. Ondan sonra hayata geçmesi lazım. Proje çalışması bittikten sonra hemen Anıtlar Kurulu'nda onaylatıp oradaki yatırımlar yapılacak işlerin bir an önce yapıp ve turizme açmayı düşünüyoruz. Hatta Büyükşehir Belediyesi'nden de iki adet gondol aldık. İnsanlarımızı oraya gondolla götürüp getireceğiz. Hem orası bir tarihi eser, tarihi değer. Artı bir kafeterya gibi bir şey yapıp vatandaşlarımızın o Zeytinli Adana'nda yaralanmasını ve dış turizme de açmayı düşünüyoruz. Başkanım Kizikos Antik Kenti ve Kirazlı Manastırı ile alakalı Turizm Bakanlığı ile birlikte bir çalışmamız var mı? Şu anda Kızıkos çalışmaları e, yeni bir hocamız geldi Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nden Ahmet Hoca. Hızlı bir şekilde Kızıkos çalışmaları devam ediyor. Daha önceleri Kızıkos'ta 2-3 ay kazı çalışmaları yapılıyordu. Fakat şu anda e, 12 ay havalar müsaade ettiği sürece 12 ay kazı çalışmaları devam edecek. Ve e, vali beyimizin de Bakanlığın da destekleri var bu konuda. Sponsorlar da bayağı destek oluyor. Erdek'te de işte yatırımların biraz daha ilerlemesi için, Kızikos'un da hayata geçirilmesi için bayağı sponsorlar destek olup kazı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Diğer Kirazlı Manastır'da şu anda yapılan bir şey yok. Kirazlı Manastır bir tek taş duvarları duruyor. Yani Kirazlı Manastır çok harap edilmiş. zamanda hiç korunmamış. Burada ayinler yapılıyordu. Bartolomeus geliyordu. Fakat bu sene bir sıkıntılar oldu. Valilik İçişleri Bakanlığı herhalde izin vermedi. Anladığım kadarıyla gelmediler. Bundan sonra ne olur bilmiyorum tabii ki. Bu İçişleri Bakanlığı'ndan izinlerle geliniyor burada. Ayinler yapılıyor. Erdiye bu sene müsaade etmediler. Durumu bu şu anda. Devam edebiliriz. Teşekkürler. Evet, yeni bir soru çekelim. 30 senedir imara açılmayan yılan hikayesine dönen Kasri imar planlarının son durumu nedir? Evet vatandaşların Erdekli'nin en çok merak ettiği sorulardan biri. Esasında o bölgede arsası, arazisi olan vatandaşlarımız hakikaten 30 yıldan beri çözülmüyordu. Şimdi Kasri imar planları bayağı büyük bir alan. Bu alanda imar planları esasında onaylandı. İmar planlarına ilgili bir sıkıntı yok. Fakat 18'ler hep iptal oluyordu. O da adaletsiz bir 18 yapılmıştı. Yani kimisi haklı olarak itirazlar da bulundu, kimisi de haksız itirazlar da oluyor. Mesela vatandaşın hiç gereksiz bir itirazınla bile mahkemeye müracaat edebiliyor. Haklı itirazları da mahkeme değerlendirdiğinde bu sefer 18 iptal oluyor. Bölge büyük olduğu için tamamı iptal oluyor. Şu anda en son durumda 18'lerin son rutuşları yapılıyor. İtirazlar değerlendirildi. Biz kendi açımızda belediyede Kendimiz belediye personelimiz, şehir plancımız ve dışarıdan bir şehir ile bu itiraz olan parsellerde bayağı düzeltmeler yaptık. Son işte Kadrosa ile birlikte en son kadastral parsellere gene dönüldü. Tekrar 18 çalışması şu anda sürüyor. Tahmin ediyorum önümüzdeki yıl buranın 18'i de biter. Ve 18 onaylandığında Erdek'te e, çok geniş bir alanın hem turizme hem ikinci konutlara açılması Erdek'te hareketi daha da e, çoğaltacaktır. Vatandaşların inşallah, benim de çok e, esasında istediğim şey bu 18'in artık bitmesi. Çünkü baba dedesinden babasına, babasından torununa neredeyse kalacak. Fakat insanlar kendi mallarına herhangi bir şey yapamıyorlar. İmar 18 iptal olunca. İnşaat da yapamıyorlar. Kısa sürede çözmeye çalışıyoruz. Tüm arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Ve bu işi çözeceğiz bu sefer. Kimsenin itirazı olmadan. Tabii ki bu tam askıya çıkmadan önce vatandaşlarımızı da çağırıp itirazı olanları bir değerlendireceğiz. Elimizden geldiğince büyük bir alan olduğu için ve tüm erdeğin ihtiyacını karşılayacak bir bölge. Mesela otogar yeri Mesela yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzları, işte hastane alanı tekrar orada mevcut. Belediye hizmet alanları orada mevcut. O alanları mevcut olunca bu sefer vatandaşın yeri tabii kaydırıldığı için biraz sıkıntılar oldu ama inşallah biz adaletli bir 18 yaparak bu işi çözeceğimize inanıyorum. Teşekkürler. Evet Hayır, yeni teşekkürler. sorumuzu alalım. Büyükşehir Belediyesi ile ilişkileriniz nasıl? İstediğiniz desteği alabiliyor musunuz? Temin de söylediğim gibi benim tüm kamu kurum ve kuruluşlarımla artı büyükşehirle iyi geçiniyoruz. İyi geçinmek de zorundayız. Yani kavga kavga etmenin kimseye bir yararı olmuyor çünkü. Herde kavgalar yüzünden yatırımlar gelmiyor. Şu anda Büyükşehir Belediyemizden istediğimiz tüm ihtiyaçlarımızı yani bize yapması gereken tüm yardımları yapıyorlar zaten. Kanalizasyon altyapı çalışmasında da üst yapısını birlikte bir an önce kapatarak Erdi'yi toparlamaya çalışıyoruz. Büyük şehrimiz bize destek oluyor eğer bunu soruyorsanız. Ben bir soru eklemek istiyorum başkanım. Biliyorsunuz 18 Eylül'de bir Kıraç konseri oldu Erdek'te ve çok da güzel oldu. İlkti. Bununla alakalı söylemek istediğiniz birkaç kelime var mıdır? Şimdi ben göreve geldiğimde belediyenin personelinin, memur personelinin 18, 15 ile 18 ay, işçi personelinde 20-22 ay geriden gelen bir maaş alacağı vardı. Göreve geldiğimde bu maaşlar bitmeden herhangi bir konser konserve etkinlik yapmayacağımı, yani belediyeden bir para harcamayacağımı söylemiştim. Onun için bir etkinlik yapmamıştık geçen yılda. Kıraç konserini de Böyle bir 18 Eylül Erdiyen Kurtuluşu, işte bir şeyler yapmak istedik. Halkımızın da bir talepleri vardı. Biz de Büyükşehir'le bunu konuştuk. Büyükşehir, Kralç konserinin tüm masrafını karşıladı. Ve Büyükşehir'den aldık masrafını. Yine belediyeden herhangi bir para çıkmadan bir konser yapmış olduk. İşte vatandaşlarımız da bayağı memnun kaldılar. Güzel bir konserde, güzel bir kutlamaydı. İnşallah bundan sonra bu zaten belediye personeline borçlarımız şu anda memura bir tane, işçiye de üç ile beş tane maaş alacağı kaldı. Yılbaşına kadar tüm personelin, işçi ve memur personelinin geriden gelen alacaklarının tamamını bitireceğiz inşallah. Ondan sonra da konserlerde belediyemizin imkanları el verdiği müddetçe e, bu tür etkinlikleri yapacağız tabii. Erdiğimizin hem tanıtımı hem vatandaşlarımızın eğlenmesi için evet. bu tür konserleri yapacağız. Turizm yeri olduğu için de bu da önemli evet, bir şey yani olduğunu düşünüyorum. Etkinlikler Erdek'te yaz boyu olacak bundan sonra. Teşekkür ediyorum cevap verdiğiniz için. Devam evet, edelim. Yeni edelim. bir soruya geçelim. Evet. Önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkan adayı olmayı düşünüyor musunuz? Bayağı can alıcı bir soru. Şimdi şey. e, siyasette 24 saat bile çok uzun bir süre. Yani bugünden aday olmayı düşünüyor musunuz? Esasında ben 28 sene encümen üyeliği yaptıktan sonra 2 yılda belediye başkanlığı yapıp Erdey'e bir şeyler katmak için aday oldum. Yani bir şeylerin değişebileceğini, daha iyi bir şeyler olabileceğini göstermek için aday oldum ve düşüncem 2 yılda. Ama bundan sonra şu anda açıklıyorum. Ad, eğer partim adayı gösterirse aday olacağım. Tabii ki bu halkımızın desteği olur da seçilirsem. Erdek'e güzel hizmet etmek istiyorum. Esasında benim belediye başkanlığından hiçbir beklentim yok. Ben yani Erdek e yeter ki hizmet olsun. Erdek'te güzel bir şeyler olsun. Benim derdim Erdek. Sevdam Erdek. Erdek için bir şeyler yapmak. Bu kararı size ne verdirdi başkanım? Var mı böyle bir... Şimdi, bu, şunu duydum da bunun üzerine bu kararı verdim dediğiniz bir durum yaşadınız mı? Bazı şeyler tabii ki insanlar bazı kişilerin hazımsızlıkları oluyor. Bu hazımsızlıklar bazı insanlar sosyal medyadan size saldırıyorlar. 14 ay bana sosyal medyadan eski dostlarımız diyeyim eski arkadaşlarımız diyeyim Sosyal medyadan saldırdılar ve ben hiçbir cevap vermedim. Ben işime bakıyorum. Ben Erde'ye hizmet etmeye bakıyorum. Ve hakikaten Erdoğan'a hizmet için bu işe girdim. Ve de elimden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İnşallah Erdoğan'ı tüm esnafımızla, tüm halkımızla, tüm siyasi partilerle birlikte toparlayacağız. Bundan sonra da Erdek'te daha güzel hizmetler geleceğine inanıyorum. Peki yine bir soru eklemek isterim başkanım. Önümüzdeki dönemlerde Erdek için radikal bir projeniz var mı? Erdek'te hak e, hakikaten 25 yıldan beri e, yapılmayan çok şey var. Radikal proje derken çok e, projeler var. Esasında bir an önce hayata geçirilmesi gereken çok projeler var. Mesela bir kültür merkezimiz var. 20 yıl önce Kaba inşaatı başladı. Nerime Yüksel, Yüksek Kimya Mühendisi bir bayan tarafından hibe edilen arsaya ve yapım içinde o günün parasında 300 bin lira bir para yardımı yapılan bir yerimiz var kültür merkezi. Bin kişilik işte düğün salonu, 500 kişilik toplantı salonu ve cep sineması bulunan bir kültür merkezimiz var. Bu kültür merkezinin kaba inşaatı bitti. 20 yıldan beri öyle duruyor. Ben geldikten sonra işte birkaç ay önce bu konuyla ilgili biraz ilgilendim. Erdek'in çok acil ihtiyacı olan bir yer. Erdek'te bir toplantı toplantı yapacağımız bir salonumuz yok şu anda. E, okullarda ufacık salonlar var. Orada toplantı yapıyoruz. Yani bu kültür merkezinin bir ay önce hayata geçmesi için arkadaşlarla görüştük. Yeni projeye tadilat çalışmalarını başlattık ve e, şu anda tahmin ediyorum bir 15 gün içinde projenin son hali elimize gelecek. Bu projeyle birlikte işte Büyükşehir Belediye Başkanımızla da görüştük. Yücel Başkan da yardım edeceğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yardım edeceğini söyledi. Çok ve Turizm Bakanlığından da destek alarak bu kültür merkezinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini inanıyorum. Bunu da inşallah kısa bir sürede tamamlayabiliriz. Erdeğin yalnız kültür merkezi değil, şu anda mesela teminle görüştüğümüz bir yat limanına çok acil ihtiyacı var. Bu projeler de onaylı bir projeler. Yani yat limanı Erdek'te 186 yatlık dahi olsa yat limanı yapılsa Erdek'in çehresi değişir. Gelen turizmin kalitesi artar. Yani Erdek hakikat çok güzel bir yer. Anadolu'da yaşasaydınız Erdek'i neden tercih ederdiniz? Erdek'i neden tercih ederdik? Erdek'i merakımızdan da tercih edebilirdik. Erdek'in doğası, denizi, havası çok güzel. Esasında herkes mesela Kaz Dağlarının oksijen oranı çok yüksek olduğunu söylerler ama Erdek'in de oksijen oranı çok yüksektir. Yani Erdek hakikaten yani bir, bir gün batımını izleseniz zaten Erdek harika. Kesinlikle. Yani Erdek deniz e, her şeyi de, ormanıyla her şeyi de Erdek çok güzel. Köylerimiz, körfezlerimiz çok güzel. Harika bir yerleşim alanlarımız var. Erdek tercih edilecek bir yer esasında. Ama başkanım bizim hep sürekli şöyle bir bahanemiz vardı. Erdek'te sezon kısa. Erdek'e bu yüzden yatırım gelmiyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Erdek'te sezonu uzatmak biraz da yatırımcıların elinde ve siyasetçilerin, belediyecilerin, belediye başkanlarının elinde birlikte hareket ederek Erdek'e yeni bir yatırımlar getirerek mesela dağ turizmini hayata geçirebilirsiniz. Erdek kapı daha çok güzel. Kış turizmini de hayata geçirebilirsiniz. Yani Erdek'le ilgili yeni yatırımcıların Erdek'i keşfedeceğine inanıyorum. İnşallah Erdek'te iyi yatırımcılar gelir de Erdek'te hareket biraz daha uzar, sezon biraz daha uzar. Hizmet kaliteli ve güzel olursa sezonda daha çok uzayacağına inanıyorum. Mesela bu geçtiğimiz yaz 10 Eylül'e kadar otellerimiz yani Ağustos 30'a kadar %100 doluydu. 10 Eylül'e kadar da %70 doluydu. Yani turizm sezonu Erdek'te bu yaz çok güzel geçti. Tüm esnafımız, herkes çok memnun. Bunun da tabii ki esnafa gelir geldikten sonra Erdek'te yaşayan halkın da daha rahat yaşayacağını düşünüyorum. Devam edebiliriz başkanım. Evet, Teşekkür ediyoruz. Erdek'le ilgili gerçekleştirmek istediğiniz en büyük projeniz nedir demiş. Esasında Erdek'in en büyük ihtiyacı şu anda birinci derece ihtiyacı çevre yolu. Yani şey, bu da devlet yatırımı olduğu için... Devletimizin şu anda erdeğe el atması gerekiyor. Çevre yolunun bir an önce çözmesi gerekiyor. Çevre yolu olmadığı sürece bu Roro gemileri Erdek'e yanaştığı müddetçe Erdek'te büyük sıkıntılar oluyor. Vatandaşlarımız akşam gezintilerinde tırların girip çıkması büyük sıkıntılara yaratıyor. Hastanemizin o yolda olması, ambulansımızın hastaneye bile ulaşamaması büyük sıkıntılar yaratıyor. Bir an önce Erdek'in çevre yolunun yapılması ve Roro gemilerinin Erdek şehir içinden kalkması gerekiyor. En başta gerekli olan yatırım bu. Bence en büyük yatırım Erdek için yapılacak en büyük iş bu. Artı ikincisi yat limanı. Temin de konuştuk. Yat limanına çok acil ihtiyacımız var. Bunun yapılması gerekiyor. Kültür merkezi, Temin onu da anlattım. Kültür merkezinin bir an önce bitmesi gerekiyor. Erdek'in ihtiyaçları çok. Erdek'in altyapısı bittikten sonra üst yapısının bir an önce halledilip, Temizlendikten sonra Erdeğin çevresinin bir değişmesi gerekiyor. Mesela şu anda sahil Mahallesi'nde kazı çalışmaları devam edemez. Kanalizasyon ve doğal gaz çalışmaları bittikten sonra zaten Ali Aydar Sahil Bandı'nın tamamen yenilenecek. Komple yeni bir proje hazırlanıyor. Sahil bandında, yürüyüş bandı da tamamen yenilenecek. O bölgenin de çevresi bir değişmiş olacak. Erdek yatırıma hakikaten ihtiyaçlı bir bölge. Erdek'in çok acil el alması, çok acil el birliğinde bir şeyler yapılması gerekiyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Devam edebilirsiniz. Evet, Yeni soruyu çekebiliriz. Borç batağında olan ve sizden önce hacizlerle uğraşan Erdek Belediyesi'nin şu anki ekonomik durumu nedir? Evet arkadaşlar. Erdek hakikaten borç batağında olan bir ilçemiz. Bu ilçeler yalnız Erdek değil Türkiye genelinde bayağı ilçeler böyle çok borçlu. Büyükşehir olduktan sonra Erdek Belediyesi'nin gelirlerinin 45'i Büyükşehir'e gitmeye başladı. Ve bu borçlar senelerden beri uzun süreden önce 15 yıldan beri gelen bir borçlar. Hemen hemen 25 yıldan beri Erdek Belediyesi bugüne kadar ne Sosyal Güvenlik Kurumu'na Sosyal Güvenlik Kurumu primi ne vergi dairesine vergi borcu hiçbir şey ödenmemiş. Erdek Belediyesi'nin çok bir borcu var. Yüklü bir borcu. Bütçenizin dört katı bir borcunuz mevcut şu anda. Ama ben göreve geldikten sonra personel maaşlarını bir düzene sokmaya çalıştım. Şu anda bayağı iyi gidiyor. Artı diğer biz para ödedikçe tüm esnaf bizden alacağını tahsil etmek için gelmeye başladı. Biz de gelen esnaf arkadaşlarla birlikte oturuyoruz avukatlarla birlikte. Ana para artı icra masrafı artı avukat masrafını kabul ederek bu parayı işte taksite bölerek ödüyoruz. Faizleri silmek şartıyla esnafımıza alacaklarını ödüyoruz. Alacaklılar, borçlularımıza alacaklarını ödüyoruz. Bu 14 ay içinde tahmin ediyorum bir 3 milyon 500 4 milyon liraya yakın Faizlerden Erdek Belediyesi'nin karı oldu. İnsanlar da uzun süre alacaklarını alamayınca hiç değilse parayı almakta onlar da işine gidiyor. Biz de bu boru her ay 1 milyon 500 bin liraya yakın protokollere yani eski borçlara para ödüyoruz. Bu ciddi bir rakam yani 4 milyona e yakın bir faiz kârı. Uzun süre alacak olduğu için adamın, adamın ana parası 200 liraysa bu para olmuş 6-700 lira. Bu 200 liranın avukat masrafı, icra masrafı ne ise onu ilave ediyoruz. Ödeyebileceğimiz taksitle veriyoruz. Faizlerden de onlar feragat ediyor. Belediyede bu katkı oluyor tabii ki. Yani belediye borçları düşmüş oluyor. Bizim de işimize geliyor. Ödeyebildiklerimizi böyle ödemeye çalışıyoruz. Bayağı da ödüyoruz yani. Her ay 1 milyon 500 bin liraya yakın protokollere para ödüyoruz. Artı bunun yanında mesela emekli olan personellerimiz vardı. Tazminatlarını alamamış. Onların paralarını ödedim. Artı torba giden 80 küsur kişi vardı. Onların bir alacakları vardı. Onları ödedik. Elimizden geldiğince belediyenin işte masraflarını kısarak, fuzili masrafları engelleyerek belediyeyi toparlamaya çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede de toparlama elimizden geldiğince toparlayacağız ya. Yani. Peki başkanım ben bir soru ile istiyorum. Sizden önceki başkanın seçim yatırımı olarak gereksiz personel aldığını çok duyduk. Bununla ilgili bir girişiminiz oldu mu? Şu anda belediyenin e, 310 tane personeli var. Şirketle beraber 310 personelimiz var. Bizde 45 kişi yazın yaz sezonunda 45 kişi geçici personel aldık. 5 ay 25 günlüğüne izin alarak aldık. Erdek biliyorsunuz normalde 33 bin nüfuslu fakat yazın 350 bin kişiye hizmet ediyorsunuz. Yaz sezonunda geçici personel almak zorundasınız. Temizlik yapmak için, işte park bahçe düzenlemesi için bu personelleri de biz aldık. E, tabii ki e, nüfusa baktığınızda personel sayısı çok hakikaten mesela daha önceki yöneticilere hatta e, Gelirinizin %30'unu aştığı zaman personel giderleri, belediyelerde %30, şirketlerde %10, belediyenin şirketi de varsa %40'ı, bütçenin yüzde %40'ını personel giderleri aşamaz. Daha önceleri açtığı için bu İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından da soruşturma geçirildi. Zimmet yazıları yazıldı. Fakat onlar da şöyle, yaz sezonunda hakikaten kim olursa olsun Erdek'te ilave işçi almak zorunda bu hizmeti verebilmek için büyük şehir olduktan sonra bütün mahallelerde erdeye bağlandı. Çöpü, temizliği, düzenlemesi, park bahçesi bir de 350 bin kişiye hizmet etmek az insanla olmuyor. Bazı personel fazlamız şöyle maaşlarını alamayan personeller biraz belediye işin açıkçası laçkalaşmıştı. Çünkü vatandaş adam evine ekmek götürecek maaşını alamıyor. Çocuğuna bir şey alacak maaşını alamıyor. Benim de daha önceden de belediye başkanlarımla da bu konularda bayağı tartışmalarım oluyordu. Ben fazla personel alınacağına maaşların ödenmesi taraftarıydım. Fakat arkadaşlar maalesef bizi dinlemediler. Biz de elimizden geldiğince daha düzgün yönetmeye çalışıyoruz. Gayemiz bu. İyi bir yönetim olsun. Teşekkürler. Başkanım devam edebiliriz buyurun. Evet. Evet. Belediye çalışanlarının önden gelen maaşları alacakları var mı? Teminde kısa bir izah etmiştim. Belediye çalışanlarımızın, belediye, memur arkadaşların 15 ile 18 ay maaş alacağı vardı geriden gelen. İşçilerin de 20 ile 22 ay vardı. Bu 14 işte 16 ay oldu göreve başladığım. 16 aydan beri hem geriden gelen maaşları hem normal maaşlarını her ay ödeyerek şu anda Belediye memurlar arkadaşlarının bir maaş, işçi arkadaşlarının da 3 ile 4 maaş alacağı var. Kısmet olursa bunu da yılbaşına kadar tamamını ödemeyi düşünüyorum. Herhalde tamamını kapatırız, herkes düzenli maaşını alır. Çünkü herkesin çoluğu çocuğu var, herkesin ihtiyacı var. Bir yerde çalışıyorsanız karşılığını almak zorundasınız. Ben de personelimden buradan çalıştıkları parayı hak etmeleri için ellerinden gelen görevlerini yerine getirmelerini istiyorum el birliğinle her şey çok daha güzel olacak. İnanıyoruz. Programımıza katıldığınız için teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Eklemek istediğiniz var mıdır? Erdek bizim. Erdek'i seviyoruz. Erdek'i daha güzel yerlere getirmek için elimizden gel geldiğince tüm halkımızla birlikte çalışacağız. Tüm personelimizle birlikte. İnşallah Erdek'in önü çok açık. Evet. Hep ben teşekkür ederim çağırdığınız için.